Aşağıdaki cümlelerin hangisinde haber kiplerinden herhangi biri kullanılmamıştır? Haber kiplerimiz bize zaman bildiren kiplerdi. A seçeneğinde gitti sözcüğünü görüyoruz. Gitmek fiilinden sonra dı di dü ya da tı ti tü şeklinde gelen görülen geçmiş zaman kipimiz mevcut. B'de ise öğrenmişti şeklinde karşımıza gelir. Öğrenmek fiilinden sonra mışmış şeklinde gelen bizim öğrenilen geçmiş zaman kipimizdir. CD gerekiyor sözcüğünde ise gerekmek fiilinden sonra yor şimdiki zaman kipimiz gelmiş. DD ise ulaştırır şeklinde gelen sözcükte ır ir, -ir şeklinde gelen geniş zamanımız yine mevcut. Ancak için derken bir fiil olmadığından kipeki de alamayacaktır. O nedenle doğru cevabımız en seçeneği olacak. Bu dizelerde kaç çekimli eylem kullanılmıştır? Çekimli eylem bir fiil kök ya da gövdesine kip ve kişi eki gelmesiyle oluşur. Değişir derken değişmek fiilinden sonra geniş zaman, solar derken yine solmak fiilinden sonra geniş zamanımız mevcut. Şaşırır fiilindeyse şaşırmaktan sonra yine geniş zamanımız var. Arar derken de yine böyle aramak fiilinden sonra bir geniş zaman ekimiz mevcut. Çalmıştır sözcüğünde ise çalmak fiilinden sonra mışmış mış öğrenilen geçmiş zamanımız var öldürecektir derkense öldürmek fiilinden sonra ecek acak şeklinde gelen gelecek zamanımız mevcut. Ve her birinin de kişisi o değişir, o solar, o şaşırır, o arar, o çalmıştır, o öldürecektir diyebildiğimize göre eki bulunmayan bir üçüncü tekil kişidir. Bu nedenle saydığımızda 6 tane olacağından doğru cevabımız B seçeneği olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik çekimli bir fiil kullanılmıştır. Bir fiilin birleşik çekimli olması için iki adet kip eki görmemiz gerekirdi. O da D seçeneğinde mevcut. Başlarsan sözcüğünde. Sözcüğümüzün kökü baştır, isim köktür. Ve baştan başlamak şeklinde yapım eki almıştır. İsimden fiil yapım ekimizi. Ardından R geniş zaman ekimiz ve peşi sıra SS şeklinde gelen bir şart kipimiz mevcut. Bu nedenle iki tane kip eki gördüğümüzden doğru cevabımız olacak. Diğer seçeneklerde gelir bir tane kip eki almış geniş zaman. Peşi sıra çağrıştırır'a bakalım. Çağrıştırır derken çağrıştırmak fiilinden sonra yine bir tane kip ekimiz mevcut. O da geniş zaman. B ve E seçeneklerinde ise burada çekimli birer fiilimiz olmadığından elenir. Doğru cevabımız kesinlikle D seçeneği olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde istek kipiyle çekimlenmiş bir eylem vardır. İstek kipinin eki EA olarak gelirdi. Bu nedenle C seçeneğinde konuşayım sözcüğünde konuşmak fiilinden sonra EA şeklinde karşımıza gelen istek kipimiz peşi sıra bir kaynaştırma ünsüzü ve ım-im şeklinde gelen birinci tekil kişi ekimiz mevcut. O nedenle doğru cevabımız olacaktır. Ancak E seçeneğinde gömdüm oldu derken görülen geçmiş zaman B seçeneğinde kalmadı dediğimizde yine görülen geçmiş zaman mevcut. D'de bakmasan görüyorum derken burada şart kipimiz görüyorum derken de şimdiki zamanımız mevcut. E'de gelirsin ve bekledim fiillerinde ise burada geniş zamanımız ır ir şeklinde gelen bekledimde de dı görülen geçmiş zamanımız mevcut. O nedenle doğru cevabımız kesinlikle C seçeneği olacaktır. Bu dizelerle ilgili olarak numaralanmış yargılardan hangisi söylenemez? Haber kipine yer verilmiştir. Emir kipleri vardır. Durum fiiline yer verilmiştir. Birleşik zamanlı fiil vardır. Basit zamanlı fiil vardır demiş. Uyu, uzaklaş, gülümsüyor bizim fiillerimiz burada. Uyu ve uzaklaş emir kipiyle çekimlenmiştir. Aynı zamanda onu uyu, onu uzaklaş diyemeyeceğimiz için bunlar durum fiillerimizdir. Gülümsüyor derken de yor şimdiki zamanımız mevcut ve bu haber kiplerinden biri. Basit zamanlı fiildir her biri bir tane kip eki almış. Ancak birleşik zamanlı fiile yer verilmemiş. Birleşik zamanlı fiil olması için iki adet kip ekine ihtiyacımız olurdu. O nedenle doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilin kastettiği anlam gelecek zamandır? A'da bugünlerde bir gün geçer elbet cümlesinde geniş zaman kullanmış ar er şeklinde ancak cümlenin anlamına baktığımızda bugünlerde bir gün geçecek elbet şeklinde geldiğinden aslında gelecek zamanı kastetmiştir. Doğru cevabımız geldi ama diğerlerine bakalım. Yaşadıklarım bana çok şey öğretti cümlesinde geçmiş zaman kullanmış görülen geçmiş zaman ekini ve kastettiği de yine geçmiş zaman hayallerini gerçekleştirmek için uyanmalısın dediğimizde gereklilik kipini kullanmış ve aynı anlamı kastetmiş yine. Yanında iki saattir kitap okuyor dediğimizde şu an okuduğundan bahsettiği için şimdiki zamanı kastetmiş ve şimdiki zaman kipinde yine kullanmış. Elindekileri yerine koy ve yanıma gel cümlesinde yine emir kipleriyle çekimlemiş fiilleri ve kastettiği anlamda emir. Bu nedenle doğru cevabımız A seçeneği olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde zaman anlamı yoktur? A seçeneğinde sanmıyorum sözcüğünde yor şimdiki zaman kipiyle çekimlenmiş. B'de baktı derken yine D'di görülen geçmiş zamanla. C'de gelir dediğimizde geniş zamanla ır ir şeklinde gelen. D'de olmaz dediğimizde geniş zamanın olumsuzu olur derken de yine geniş zamanın olumlusuyla çekimlemiş. E'de haber ver dediğimizde burada emir kipiyle çekimlediğini görüyoruz. Emir kipinde de zaman anlamı bulunmadığından doğru cevabımız olacaktır. Bir cümlede fiillerini aldığı kip eki kendi zamanı ya da anlamı dışında kullanılabilmektedir. Buna fiilde zaman ya da anlam kayması adı verilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıda sözü edilen anlam kayması olayına uygun bir örnek vardır? A seçeneğinde beklediğim otobüs 5 dakika sonra gelecek cümlesinde gelecek zaman kipi kullanılmış ve kastettiği zaman da yine aslında gelecek zaman. B'de mahallede olanları üst kattaki komşusundan duymuş derken öğrenilen geçmiş zamanla çekimlemiş ve kastettiği anlam da yine aynı. C'de her akşam geç saatlere kadar çalışıyor bu yüzden de erken kalkamıyor cümlesinde çalışıyor kalkamıyor şeklinde şimdiki zamanla çekimlemiş. Ancak her akşam dediğinden anladığımız kadarıyla burada geniş zamandan bahsetmiş. O nedenle doğru cevabımız geldi. Ama diğerlerine bakalım. Geleceğe dair hayallerini gerçekleştirmek için çok çalışmalısın cümlesinde gereklilik kipiyle çekimlemiş ve aynı anlamı kastetmiş. Ödevlerini yapamadığı için bu soruları çözmekle görevlendirildi cümlesinde ise görülen geçmiş zaman kipimiz mevcut ve yine aynı anlamı kastettiğinden doğru cevabımız C seçeneği olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereklilik kipi kullanılmıştır? Gereklilik kipi karşımıza meli malı şeklinde gelir. Bu nedenle A seçeneğinde dinlemelisin sözcüğünde dinlemek fiilinden sonra meli malı şeklinde gelen gereklilik kipimiz ve ardından da ikinci tekil kişi ekimiz var. Doğru cevabımız A seçeneği olacak. Bu parçada altı çizili fiillerin anlamlarına göre doğru verilişi aşağıdakilerden hangisidir? Sararır dediğinde yaprakların sararmasından bahsedersek kendiliğinden olan bir durum olduğundan aslında oluş fiilimizdir. Olur sözcüğünde ise başına onu getirelim. Onu olur şeklinde kullanamıyoruz. Bu nedenle durum fiilimiz. Okşar sözcüğünde onu okşar şeklinde kullanabildiğimizden kılış fiilimizdir. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. Bu dizelerde aşağıdaki kip eklerinden hangisine yer verilmemiştir? Gönlüm tazelenmeli dizesinde tazelenmek fiilinden sonra melimalı şeklinde gelen gereklilik kipimiz mevcut. Eşlik etsin isterim dizesinde ise etmek fiilinden sonra sınsin şeklinde gelen üçüncü tekil kişimiz mevcut ve eki bulunmayan bir emir kipimiz de var. İsterim derken istemek fiilinden sonra re geniş zaman kipimiz de yine mevcut. Diyor sözcüğünde ise demek fiilinden sonra yor şimdiki zaman kipimiz mevcut. Aldırma, yaşa sözcükleri ise yine emir kipiyle çekimlenmiş. Görülen geçmiş zaman eki bulunmadığından Doğru cevabımız C seçeneği olacak.